Ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden öğretim görevlisi Sermet Demir. Sizlerle AutoCAD derslerine başlamadan önce programı nasıl elde edebileceğinizi ve bilgisayarınıza nasıl yükleyebileceğinizi göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak internet sayfasından Google'u açmanızı rica ediyorum. Google'un arama kısmına sadece AutoCAD yazalım ve aratalım. İkinci sekmede AutoCAD ücretsiz indirme linkini göreceksiniz. Bunu tıklayalım. Açılan sayfada azıcık aşağıya doğru indiğinizde göreceksiniz ki bugün ücretsiz 3 yıllık lisans alın. Eğitim topluluğunda oturum açın veya kaydolun. Öncelikle hesap oluşturmamız gerekiyor. Buradan hesap oluştur sekmesine tıklayarak gerekli alanlar, ülke, doğum tarihi, eğitim durumunuz, öğrenci, eğitmen veya danışman olmanıza göre adınız, soyadınız ve gerekli bilgileri doldurduktan sonra buradan hizmet ve kullanım şartlarını kabul ederek ileri diyorsunuz. Burada yazmış olduğunuz e-posta adresinize AutoCAD bir tane doğrulama maili gönderiyor. Hesabınızı doğruladıktan sonra tekrar geri gelerek buradan oturum açma işlemini yapabilirsiniz. Oturum aç deyip hesap oluşturma bilgilerini doldururken girdiğiniz internet adresiniz, e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek oturum açabilirsiniz. Bilgilerinizi doğru girdikten sonra başarıyla oturum açtınız diye bir ibare göreceksiniz. Bundan sonra yapmamız gereken sadece birkaç adım kaldı. Öncelikle hangi sürümümüzü seçeceğimizi buradan belirliyoruz. AutoCAD 2014, 2015 veya 2016 sürümlerinden herhangi birini yükleyebilirsiniz. Biz burada 2016'yı seçelim. Bundan sonra dil seçeneğimiz var. Bizler için şu aşamada Türkçe seçeneği yok arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki bize en yakın olabilecek dil olan İngilizceyi burada tercih edebiliriz. Bundan sonra yapmamız gereken tek bir adım kaldı. O da işletim sistemini seçmek. İşletim sistemi olarak arkadaşlar Windows 32 ve 64 bit var. Bir de burada arkadaşlar normalde Windows değil Macintosh, Apple bilgisayarlar için iOS program işletim sistemi yazıyordu. Son birkaç gündür burada bir hata var. AutoCAD'in bunu düzelteceğini umuyorum. Eskiden burada üçüncü seçenek olarak Apple bilgisayarlar için uygun olan işletim sistemi programı vardı. Biz Windows için düşünecek olursak çoğu arkadaşımızın kullandığı gibi 32 veya 64 bit işletim sisteminden birini tercih etmemiz gerekiyor. Eğer bilgisayarınızın 32 veya 64 bit olduğunu bilmiyorsanız My Computer ya da bilgisayarıma sağ tıklayarak özellikler dedikten sonra işletim sistemi veyahut da işletim seçili kısmında 32 veya 64 bit bilgisayarınızın hangisi olduğunu çok rahat görebilirsiniz. Yeni bilgisayarların hepsi hemen hemen 64 bittir arkadaşlar. Biz onun için buradan 64 biti tercih edelim. Gerekli bilgileri girdikten sonra aşağıda bize bir ürün anahtarı ve seri numarası veriliyor. Bundan sonra yapmamız gereken tek şey Install Now seçeneğini tercih etmek. Buraya tıkladığınızda otomatik olarak AutoCAD programı bilgisayarınıza yüklenecektir. Buna tıkladığınızda buradan I Accept'e tıklayarak Install dediğinizde bilgisayarınıza otomatik olarak yüklenecektir. Siz eğer isterseniz bilgisayarınıza önce dosyayı indirip sonra kendiniz manuel olarak da yükleyebilirsiniz. Bunun için yandaki şu küçük kutucuğu tıkladıktan sonra Browser Download seçeneğini tıklayıp dosyayı bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekiyor. Dosya kaydetme işlemi bittikten sonra kendiniz setup dosyasından yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, programı yükledikten sonra eğitim videolarımızı izlemeye başlayabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler.